Merhaba insanlar, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet, bugün sizlere 4-5-1 Ağustos günceli anlatacağım arkadaşlar. Ona geçmeden önce kanalımızda görüyorsunuz Ağustos güncel taktikler ve en son Temmuz güncel taktikler vardı. Hala sorular arkadaşlar, maalesef rakip şöyle çıkıyor, ne kullanayım, bu böyle yapıyor, ne yapayım? Yani o kadar çok video paylaşmama rağmen bugün hele yani abarttılar artık. Instagram'dan bile habire şeylerine o taktik sormalar. Bir yere kadar hani insan şey yapıyor. Bir yerden sonra harbiden bayıltıyor. Bak mesela size örnek vereyim. Yani siz ben böyle şeyleri pek sevmiyorum ama bak Bruno Fassini diye biri yazmış. Bak büyük ihtimalle çevir programla yazmış. Belki de Türktür de yani bilmiyorum. Neyse. Merhaba, ben Brezilyalıyım. Seni YouTube'da takip ediyorum. Türk değildir çünkü Türkler böyle yukarıdan şey yapmaz. Büyük ihtimalle çeviri programı kullanıyor. Senin hayranınım. Brezilya'da rekabetçi birlikte oynayabilmem için bana taktik verir misin diye bak o da yazmış. Bak burası hep böyle. Yani okumuyorum maalesef çoğunu. Okuduğum zaman da cevap vermem. Cevap vermeyince daha kötü görüldü gitti mi deli gibi yazıyorlar. Engellemek istemiyorum kimseyi ama ben burada emek verip de taktik çekiyorsam siz de bir zahmet emek verip de dinleyin arkadaşlar. Hazır gelmişken altın üyelik devam ediyor arkadaşlar. Şu an hala 25 lira. Altın üyeye katıl deyip de abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda ben size WhatsApp grubunu alacağım ve maçlarınızı bireysel olarak taktiklerinizi WhatsApp grubunda alacaksınız. OSM adına yenilikler olsun. Transfer taktikleri vesaire. Tüm OSM'nin nasıl diyeyim? OSM'nin tüm faydalanabileceğimiz içeriklerinden sizler de ekstradan faydalanacaksınız. Bireysel özel taktikler var. Şimdi 4-5-1 geldik burada. Ağustos şöyle bir burayı sil yapalım. Web'in bu özelliğini seviyorum. Direkt siliyorsun. Telefonda olmuyor. 4-5-1. Burada kilit oyuncu kim? Defansif orta saha. Bu adam olmasa bu taktiği kesinlikle kullanma. Ve defansif orta sahanız güçlü olmalı. Şurada iki önlü orta sahaları böyle koyuyorsunuz ve buralarda sağ kanat, sol kanat varsa yoksa ofansif orta sahalarınızı koyuyorsunuz. O da yoksa iki önlü orta sahaları en kötü buraya koyuyorsunuz. Yani buralara ofansif orta sahaları mutlaka koyabilirsiniz. Elinizde illaki vardır. Forvet seçerken arkadaşlar en iyi forvetiniz fark etmez. Sağ kanat, sol kanat, orta forvet hiç fark etmeksizin bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada defanslara yine dikkat edin. Şöyle geldik. Hücumu en yüksek olanları sağa sola koyduk arkadaşlar. Diğerlerinde defans hücumu daha düşük olanları da böyle ortaya koyduk. Diyelim ki hepsi sol kanat sağ kanat. Gördüğünüz gibi bende genelde öyle olmuş burada. Sol kanat sağ kanat ne yapıyoruz o zaman? Şurada varmış. Şöyle geldik. Hücumu daha düşük olanları ortaya, yüksek olanları sağa sola koyduğunuzda bu taktikten, bu takım defansından fayda sağlayabilirsiniz arkadaşlar. En azından direnci artar öyle söyleyeyim. Yani mecburen kullanıyorsanız. Özel arkadaşlarım, görme engelli arkadaşlarım için söylüyorum. 4-5-1 kullanıyoruz. Kaleyi görünce vur taktiğini kullanıyoruz. Orta saha defansa yardım edecek. Tüm kullanım böyle olacak. Burada gerçi bir tık daha anlatacağım. Faydasını yine görebileceğiniz taktiklerden bir tanesi olacak arkadaşlar. Eminim ona. Şimdi burada, gerçi bir tek anlatayım, kafa karışmasın. Buralar kesinlikle alan markacı olacak. Offside %100 kapalı olacak. Sakın ellemin neyle gelirlerse gelsinler, hiç fark etmez. Hakemimiz çok agresif olacak. Kıpkırmızı hakem de bunu agresife çekebilirsiniz. Ama kıpkırmızı hakem harici tüm hakemlerde çok agresif oynamanız sizi daha çok galibiyete taşır. Geride baskımız geride karşı. 35 stilimiz arkadaşlar defansif. Ve yüksek hızla paslaşma 65 şeklinde bu sefer hep 5'lerden gittik. Baskımız geride karşısı 35, stilimiz defansif 25 ve tempomuz yüksek hızla paslaşma 65. Şimdi bunu kime kullanacağız arkadaşlar? Burası çok önemli. Bak burada püf noktaları dinlerseniz kolay kolay patlaması eşitiz. Defansif veya ofansif fark etmeksizin geldiğinde rakipten 1 rank 2 rank yüksek olduğumuzda maçımız rakibimiz çok sıkıntılı çok sağlam bir menajerse bu oyunun içinden gelen oyunu sürekli takip eden birisi ise 2 rank 3 rank yüksek olduğunuzda bile ev sahibiyken yapabilirsiniz. Bunu ev sahibiyken arkadaşlar
7-8 rank düşüşe kadar kullanabilirsiniz. Gayet güzel, verimi de yüksek taktiklerden bir tanesi. Eğer kıpkırmızı hakem varsa, rakibiniz çok çok güçlü bir rakipse arkadaşlar, bunu şöyle 29 civarına çekin, 35-29 civarına çekin, çok agresif dayayın kıpkırmızı hakemde. En azından burada hem direnciniz hem de galibiyet oranınız yükselecektir arkadaşlar. %90 puan ve puanlar alan taktiklerden yine bir tanesi, inşallah size de faydası olacak. Deplasmandayız, rakip değiştiriz. Deplasmanda hatta 3 rank yüksekten tutun da yine 8 rank düşüşe kadar kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Kullanırken eğlenebileceğiniz taktiklerden bence bir tanesi, verimi yüksek. Ama şöyle bir şey tabi, bu ara farkındaysanız 5'li savunmalar, 5'li kontra savunma ataklar daha fazla iş yapıyor. Kaleyi görünce vura göre. Tabi bu formasyonla alakalı. Bu da gayet güzel, sağlam formasyonlardan bir tanesi. Ama rakibinizin içeriği 4-3-3 A'sı, 4-4-3, 4-4-2 B'si güzeldir. Bence size bir taktik vereceğim birazdan. Burayı en azından anlayın. Tam burada kime yapacağımızı aslında anladık. Bak, diyelim ki rakip, eşitiz rakiple ya da rakipten 2 rank, 3 rank. Bak, bu da bitiyor. Bu da aklınızda olsun. Fake vermek çok önemli. 4-5-1'in bak şurasını ellemeyin. Bak, buralarını ellemeyin. İşte burayı hiç ellemiyor. Sadece burada şöyle bir adım ileri. Kanatları kullan, yapın. Güzel bir fake verin ama sakın ha kaçırmayın. Bak, kaçırırsanız elek olursunuz. Bunu 4-3-3 olsun, 4-4-2-B olsun, 4-3-3-B olsun. Bu civarlarda fake verirsiniz ama dediğim gibi bu fake'i verirken de bak burayı hiç ellemez. Burayı rakibimiz zaten göremiyor. Sadece agresif, çok agresif görüyor. Boş verin. Orayı siz kale almayın. Siz buralarınızı ayarlayın. Sadece maç zamanı son 15-20 saniyede hemen şöyle hızlı bir şekilde kale görünce vur yapıp hemen şöyle geldiniz. Bak, seri olursanız çok hızlı bir şekilde rakibe hem fake'i verirsiniz hem de bu şekilde diziliminizi yaparsınız. 4-3-3'e göre takımınızı kurun. Bu şekilde dizilince bir iki kişi bozulacaktır. Onların yerine de hızlı bir şekilde oyuncularınızı koyup da siz de galibiyetler serisine yapabilirsiniz. İşte fake vermek bu oyununda maalesef çok değerli. Fake veremeyenler kaybetmeye mahkum oluyor. Çünkü şöyle bir şey, adam sonuçta diyelim ki 3 rank yüksek sizden deplasmanda. Sen tutup da çılgın gibi mesela 4-3 ile kafa atmaya, 4-4-2-B ile kafa atmaya çalışırsan o adam ne yapacak? Gelecek formasyonunda baskıyı yükseltecek, orta sahada işte ofansif gücünü yükseltecek, aşağı yükseltecek derken rakip sana biraz daha ofansif gelecek. Senin defansif geldiğini görmesi rakip ofansife göre bir taktik yapacak. Peki rakip diyelim ki defans, yani ofansifi biraz daha düşük şekilde parçalamaya kalkacak şekilde deplasmanda baskısını falan düşürtürse siz en azından böyle 4-5-1'e çevirdiğinizde rakibiniz karşısında zorlanmazsınız. Yine bu da size %90 puan ve puanlar kazandıracak tiyolardan bir tanesi. Ama bak, bir fake vermek, ikincisi burası. Burayı çok agresifte kullanırsanız emin olun ki tadından yenmez arkadaşlar. Emin olun, sizler galip gelin, sizler eğlenin, sizler yenin diye dediğim gibi tiyoları paylaşmaya devam ediyorum. Bilmeyen arkadaşımız çok var. Evet, profesyonel çok arkadaşlarımız var. O yüzden biz her zaman acemiymişiz gibi davranıp da bilmiyormuşuz gibi yapıp da böyle yargımızı dağıtacağız. Hamza Yaz'ı dinlediniz. 4-5-1'i anlattım. Beni ilk defa izleyenler lütfen like atıp abone olsun. Kanalımda OSM adına her şey var. İnşallah kanalımız sizlerle beraber el ele büyüyüp de gidecek. Bakın, yine dipnot olarak söylüyorum. Ben rakibim şu kadar rank, bu kadar rank. Lütfen başka YouTuberlar veriyorsa, uğraşıyorsa onlara gidin. Ben zaten burada en ince detayına kadar anlatıyorum. Yani şöyle videoların ortalamasına bakınca zaten ne kadar değer verip de izlediğinizi de görüyorum. Hiç muamele yapmayalım birbirimize. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.